Johnny, 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 Johnny. Şimdi. Senin gibi ihtiyaçtan. Benim gibi ihtiyaç olamaz bende. Senden bahsetmiyorum. Anladım. İyi bir tasarım, iyi bir örnek için çok iyi gözlem yapmanız lazım. Ki biliyorsunuz motosiklette de iyi bir sürüş, güvenli bir sürüş ve devamında canlı bir sürüş için, hayatta kalmanız için iyi bir gözlem yapmanız gerekiyor. Aslında biraz birbirine benzer şeyler. Doğal olarak da tabii ki gözlem seviyesini biraz daha arttırıyor benim için motosiklet. İşte gezdiğim, gördüğüm yerler. Doğa olsun veya belki bazen şehir içinde olsun. Ve bu göreceğim şeylere benim daha hızlı ulaşmamı sağlayan bir araç motosiklet. Ve dediğim gibi gözlem yaptığım sürece de daha güvenli bir araç. Ve tasarım artık biraz da böyle komplike ve karışık hale gelmeye başladı. İşte tam da bunun içinde motosiklet beni bu tasarım dünyasının içinde alıyor, başka bir dünyalara götürüyor. Ve biraz da bu karışıklığı benim için sadeleştiriyor. Genel olarak tasarımla uğraşan ya da bu tasarımı oluşturan kişilerin bir temel amacı vardır. İnsanların sorunlarını çözmek, problemlerini bulup, onu analiz edip, ona en faydalı olacak şekilde sonuca ulaştırmak, bir fayda sağlamak. Bu bizim kendi gereksinimimizden, benim şahsen kendi ihtiyacımdan doğan bir şey oldu. Yapabiliriz. Biz de çanta üretebiliriz. Gözlemlediğimiz çıkan sonuç net olarak söyleyeyim. Entelektüel bir yapı. Biraz araştırmacı aynı zamanda. Bir şey isterken ne istediğini bilen, adventure teması taşıyan üst segment motosiklet kullanıcı grubu diyebiliriz aslında tercih eden insanları özelliklerine baktığımız zaman net olarak. Peki. Ya tedbirli kıyafet oluyorum çünkü insanlar mesela benim motorumun üzerinde Tosca'yı gördüklerinde hemen gelip işte bu ürünü nereden aldınız, kaça aldınız, memnun musunuz gibi sorularla karşılaşıyorum. Ya açıkçası ben böyle çok kimliğimi belli etmeyi sevmeyen bir insanım. Ben de mümkün olduğu kadar çantanın özelliklerini o kişiye anlatıp hani o çantayla, Tosca'yla bir bağlantı kurmasını izliyorum, öyle söyleyeyim net olarak. Ama beni bilmiyorlar genelde. Çoğu insan bilmez Tosca'yla alakam olduğunu. Valla açıkçası benim çok mutlu ediyor. Yani bu bir işte aşçının yaptığı yemekten yiyen, tadan bir insanın işte bu yemek çok güzel olmuş demesiyle aynı sonuç. Bu işi çok daha önceden başlayıp şu anda dünyada çok ileri seviyeye gelmiş markalar var. Fakat hepsinin bir dili var. Hepsinin bir dizayn yapısı var. Hepsinin bir ayrıcalığı var. Aslında baktığınız zaman bu çantadır. Globalde tasarım olarak bazı noktaları birbirine benzemek zorunda. Oradan kaçamıyorsunuz. İşte hacimler, ön tarafında ve bazı kullandığınız materyaller birbirinin aynı olmak zorunda. Ama bunların içinde birbirlerini ayrıştıran tasarımsal ve fonksiyonel, artı fonksiyonel bazı sonuçlar var. Tosca da işte kendince bir dil yaratmaya çalışacak. Ağlamak sadece çocukken işe yarayabilir diye batır gemileri, kaçır keçileri. Sen yazmazsan, ben yazmazsam değişmez kadar keyfe keder. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder.
İşin içine girdiğimizde şunu gördük. Ya tamam, bir kutu yaptık. İşte fermuarlı veya fermuarsız. İçine bir şeyler koyduk. Bir şekilde çantayı motosiklete bağladık. Ve haydi yallah devam. Ve açıkçası bizi çok fazla yordu ilk başlarda. Sistemi tamamen oturtturana kadar. Bütün ürettiğimiz ürünleri yaklaşık 60 bin 30 bin kilometre aralığında ve 6 ay gibi bir süre zarfında deniyoruz. İşte bunların içinden sıyrılmak, o hataları görmek, bunlar da biraz da kullanıcı deneyimiyle alakalı olan şeyler. Siz onu kullanmazsanız, onu deneyimlemezseniz zaten o hatayı anlamıyorsunuz. Ama anladıktan sonra sizin oluşturduğunuz, sizin ürettiğiniz bir ürüne bu hatalardan arınmış birkaç özellik katma olasılığınız çok yüksek. Ki ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Tabii bu işin devamlılığı için bir ekonomik getiri olması gerekiyor. Onunla hemfikiriz ama onun dışında insanların mutlu olması açıkçası beni mutlu ediyor. Çocuğun gibi oluyor. Yani çok değer verdiğim bir varlık haline geliyor ve senin yaptığından ziyade insanların bunu kullanması o hazzı daha da arttırıyor. Kullanım sırasında problem yaşatmayan hem de kendi de yaşamayan ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Aslında bütün bu saydıklarımdan sonra bu iş çok kolay yapılıyormuş. Ben çok uzaklaştık. Aslında çok zor bir işmiş. Ve biz bu işin içine girdik.